Spor Türkiye ekranlarından Sporu Yöneten Kadınlar programına hoş geldiniz. Bugün çok güzel konuklarım olacak. Hatta ilk kez bu programda iki konuk ağırlayacağız. Galatasaray Kulübü direktörümüz Zeynep Hanım, kadın basketbolu ve oyuncumuz Melis. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle soralım. İyisiniz. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ediyorum bu arada. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Zeynep Hanım, aslında gerçekten ben tam size yazarken dedim ki Melis ne kadar güzel olur birlikte de olsa dedim. Sonra böyle her ikiniz de ağırlama onuruna sahip olmuş olduk. Kanalımızın önceki programlarını izlediniz mi? Böyle gelmeden baktınız mı? Kısa kısa evet baktım. Aha, ne daha önceki yayınlara. Çok sıcak, çok samimi, çok sohbet tadında güzel programlar. Harika. Umarım bu da öyle geçer. Umarım, tabii ki kesinlikle biz de çok memnun olduk. Şimdi size böyle hemen ben heyecanlı heyecanlı hem gerçekten çok merak ediyorum. Hem de bu Galatasaray Kulübü'nde nasıl bir başlama serüveniniz oldu? Spora ne zaman başladınız? Böyle sizden bir minik hikayenizi almak isteriz öncelikle. Benim Galatasaray'a başlamam bu sezon başladım. Henüz bir ay olmadı yeni pozisyonumda. Fakat Galatasaray Lisesi mezunuyum ben. 80'li yıllarda o zaman Galatasaray Kadın Şubesi yokken, basketbol şubesi, Beşiktaş altyapısında oynamaya başladım. Ve kurulduğu 86-87 sezonunda beni hemen transfer etmek istedi Galatasaray. Fakat transferim kapalıydı yaşım küçük olduğu için. Bir sezon beklemeyi göze alarak Galatasaray'a transfer oldum. Daha sonra da bıraktığım 96 yılına kadar 8 sezon aralıksız Galatasaray'da oynadım. Sonra erken yaşta bırakıp 1 yıl Galatasaray altyapısında altyapı antrenörlüğü yaptım. Ve ondan sonra da 96 yılından beri de hiç Galatasaray Kulübü'nde görev almamıştım. Farklı alanlarda, farklı yerlerde görev yaptıktan sonra ilk kez 25 yıl sonra... Evet, yuvaya, kulübe geri dönmüş oldum. Umarım sizin için çok güzel olur. Heyecan oldu mu böyle farklı yıllar önce oynadığınız? Oldu tabii. Yani böyle bir teklif, böyle bir ihtimal oluşunca çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Fakat başladıktan sonra herkes soruyor, nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, ne hissediyorsun diye. Diyorum ki herkes, her şey o kadar tanıdık ki yani sanki yıllardır burada çalışıyormuş gibi hissediyorum. Gerçekten öyle. Kulüp tanıdık, camia tanıdık, insanlar tanıdık. En önemlisi de oyuncular çok tanıdık. Yani Galatasaray'dan değil ama milli takımlarda. Ben 4,5 yıl Basketbol Federasyonu milli takımlarda görev yaptım bundan önce. Bütün oyuncularla milli takımlarda yolumuz kesişti. Yani ya A milli takımda ya altyapı milli takımlarında. O yüzden en önemlisi onlarla. Çok birlikte. İyi tanıyoruz birbirimizi. Ne güzel. Peki hala siz de önceden tanıyor muydunuz birbirinizi tabii, bu arada? Tabii. Nasıl bir tanışma hikayeniz? Ya ben altyapı milli takımında daha böyle U18'deydik sanırım ilkinde. Evet. İlk U18'de ben oynarken Zeynep abla gelmişti bizim, o zaman genel menajerimizdi. Orada tanışmıştık. Ondan sonrasında da bir sene daha zaten diğer şeyde de denk gelmiştik. Ama ondan önemlisi zaten A milli takımdayken de biz beraber çalışma fırsatı bulduk. Ondan dolayı tanışıyoruz. Şimdi bu sene de tekrardan çalışma fırsatı bulduk. Çok güzel. Zaten heyecanlı gibisin sanki, değil mi? Bahsederken fark ettim. Buradan hissediliyor. Peki Melis'ini böyle kısa bir dinleyelim mi? Senin nasıl oldu basketbol hayatıyla tanışman, başlaman? Benim şöyle, ben 7 yaşında basketbola başladım. O zaman benimki biraz aslında garip. Okul bahçesinde ben erkeklerle oyun oynarken, biraz daha hırsız polis tarzı oyunlar oynarken, o zaman Fenerbahçe'den böyle okullara böyle tarama yapmaya gelmişlerdi. Orada benim beden eğitimi öğretmenim önermiş. Demiş ki hani böyle böyle bir kızımız var, ister mi? Hani bir soralım diye. Ben oyun sırasındayken durdurdular beni, sordular. O zaman ailemin telefon numaralarını vermiştim. Bir hafta sonra beni aradılar, gel başlamak ister misin? Ne gittim, öyle bir tanışma fırsatı buldum. Öyle derken ben Fenerbahçe'de basketbol oynamaya başladım altyapıda ve 14 yıl orada kaldım tamamen. Altyapı bitirdikten sonra da sözleşme imzaladım. Profesyonel olarak A takımda da orada 3 yıl oynadım. Böyle tanıştım basketbolu. Sonrasında da ilerledi. Bir yıl Kayseri'de oynadım. 2 yıl Ankara'da BOTAŞ takımında forma giydim. Geçen yıl da Kayseri'deydim. Bu yıl da Galatasaray'a transfer oldum. Harika. Yani aslında gerçekten böyle seni resmen oraya getirmiş bir şeyler hayatta sanki, değil mi? Evet, ben hep başka şeyler yapıyordum aslında. Hani farklı, işte voleybol oynuyordum o zaman. Böyle dans ediyordum. Hani hep farklı yerlerdeydim. Hani bir anda olur mu derken böyle... Bir baktım basketbolun içine girmişim. Nereden nereye geldim yani. Gerçekten, peki nasıl şimdi ikinizin de burada olması bir kere çok güzel oluyor. Tam böyle hani bir aileyi tanır gibi daha rahat oluyor. Zeynep Hanım, antrenmanlarda nasıl yani? Hani oyuncularınızla ilişkileriniz, iletişimi nasıl yönetiyorsunuz? Bir de bir kadın olarak dezavantajlarını hissediyor musunuz bu mesleğin? Spor dünyasında doğrusu.
Şöyle, kadın olmam hem milli takımlarda hem bence şimdi kulüp takımında da çok büyük avantaj olacak diye düşünüyorum. Ve bence her kulüpte, her kadın basketbol kulübünde, özellikle de idari pozisyonlarda kadınların mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sayının gitgide artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadın, kadının dilinden gerçekten çok daha iyi anlıyor. Hele ki böyle benim gibi sporun içinden gelmiş, onların geçtiği yollardan geçmiş birisi, zorluklarıyla, işte iyi taraflarıyla bir şeyleri önceden geçirmiş, tecrübe etmiş oluyor. Biraz yol gösterici oluyorsunuz. Biraz bazen sakinleştirici, rahatlatıcı oluyorsunuz. Biraz bazen motive edici, hadi kızım ve böyle korktuğu, sindiği anlarda oyuncular, onlara güven verici oluyorsunuz. Sanki daha da anlıyor kadın psikolojisinden gibi öyle, diyebilir tabii. Miyiz? Öyle tabii. Yani kadın ne kadar güçlü olursa olsun aslında biraz duygular hep ön planda oluyor. Doğru. Önden koşuyor. Sizce kadınlarda bu dezavantaj mı? Bunu ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani bence dezavantaj değil, hayır. Sadece kendi duygularının farkında olup onları doğru yönetmeyi öğrenmesi lazım kadın sporcuların. Yoksa hani kadın zayıftır, kırılgandır vesaire vesaire, bunlara katılmıyorum. Sadece o böyle kırıldığı veya aşağıya düştüğü anları fark edip, farkına varıp bunda nasıl baş edeceğini öğrenmesi çok önemli. Çok güzel söylediniz. Oralarda işte ben kendi adıma onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani motive olarak da böyle, hani siz kendinizde daha fazla bir yük hissediyor musunuz? Hani birilerini ayağa kaldırmak gibi bir misyon. Yok, hayır. O hep benim üzerime yapışmış bir ünvan zaten. hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Bundan da aksine çok mutluluk duyuyorum böyle bir rol üstleniyor olmaktan. Tabii önemli bir sorumluluk. Kesinlikle. Ama yani iletişim çok önemli. Ben yöneticilik pozisyonuna geldiğim zaman şunu öğrendim. Bir şeyleri yönetmek üzere değil, bir grup insana liderlik etmek, yol göstermek üzere yola çıkarsanız o zaman iletişim ve her şey çok farklı oluyor. O yüzden ben onların böyle başında direktörleri, yöneticileri gibi değil, ablaları, onlara gerektiğinde destek veren, yol gösteren kişi olarak hep onlarla iletişim kuruyorum. Sanırım onlar da beni öyle görüyorlar. O yüzden hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Deniz, Zeynep Hanım'ı nasıl tarif edersin? Yani böyle disiplinli mi? Hani sizi nasıl böyle bir hisse ve duruma sokuyor, onu merak ettim. Kesinlikle çok disiplinli. Hani böyle her şeyin öyle tam zamanda olsun ve en doğru şekilde olsun ister ama bir o kadar da hani nazik ve naif, hani hiç böyle sert öyle derler ya, diktatör gibi falan diyoruz ya, hiç öyle değildir. Tam tersi, her şeyi en ince şekilde, hani en yumuşak şekilde anlatır. Sadece hani o disiplini zaten hepimiz öyleyiz yani, sporun içinde olduğumuz için hani her şey zaten bir zamanında olsun, bir düzenli olsun, doğru şekilde olsun, zaten her konuda bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendisi dediği gibi yani tam bir abla hani konumunda, hani sağ içi olsun sağ dışı olsun, hani bize yol gösteren ya da biz bir şey sorduğumuzda hani o samimiyetle böyle cevap verip bize sürekli destek olduğu için de biz de bir iyi hissediyoruz. İyi. Pekala, otorite olarak nasıl, bir otoriter diyebilir miyiz size aynı zamanda? Tatlı sert olduğumu söyler herkes. Dediği gibi Melis aslında çok güzel anlattı. Bir grup insan olduğumuz için, yani 20 küsür kişilik bir ekibiz, takım tarafından bahsediyorum. Hep birlikte hareket etmek, burada kadın erkek çok farklı karakterler var. Farklı ailelerden, farklı kültürlerden, farklı takımlardan gelmiş yabancı oyuncularımız var. Yani birlikte hareket edebilmek ve birlikte performans gösterebilmek, başarıya ulaşabilmek için belli başlı Amerikalıların ground rules dediği, yani temel kurallarınız olmak zorunda. Yani herkes kafasına göre hareket ederse, işte istediği saatte gelirse veya bir şeyi istemiyorsa ben yapmıyorum derse, o zaman zaten bir hedefimiz var. Yani hepimiz burada, hem kulübün hedefleri var, hem sporcuların hedefleri var, hepimizin hedefleri var. Onlara ulaşmamız imkansız. Ben o sert tarafında, dediği gibi Melis'in de, bu takımın başarıya ulaşması için, ortadaki krizleri, sorunları yok etmek için ya da olmasını engellemek için proaktif davranarak bir şeyleri yolunda gitmesi için o kuralları koyan ve uygulayan kişi oluyorum. Süper. Bilmiyorum, bunu otoriter derseniz evet öyle olabilirim. Peki Zeynep Hanım, başladı mı çalışmalarınız, takım çalışmalarınız? Evet, başladı. 11 Ağustos'ta A takım sezonunu açtık.
6-7 Eylül gibi iki Avrupalı oyuncumuz takıma katıldı. WNBA'de oynayan iki tane de Amerikalı oyuncumuz sezonları bitince katılacaklar. İnanılmaz güzel bir çalışma ortamı var. Oyuncularımız müthiş fedakarca. Çünkü sezon öncesi antrenman yoğunluğu ve şiddeti çok yüksek olur sezona hazır olabilmek için. Yüklemeler yapılır. Ama müthiş çalışıyor kızlarımız. Zaten yaş ortalaması çok genç, çok düşük bir takımız. Merak ediyorum. Ve bizim kulübümüzün de Haziran'da gelen Sayın Başkanımız Burak Elmas ve yönetimindeki ekibin de vizyonu. Bizim altyapıdan yetiştirdiğimiz oyunculara işte Melis gibi, Pelin gibi, A milli takıma kadar gelmiş ama yine genç oyuncularla ve onların tecrübesiyle ve yeteneğiyle harmanlayarak aslında bundan sonra onları da Galatasaray kadın basketbol takımına kazandırmak. O yüzden yani çok genç, çok istekli, çok iştahlı bir takımız. Harika, pekala. O zaman Melis bir de ne soracağım şimdi hemen konuşurken aklıma geldi. Senin antrenman düzenin nasıl? Hani gün içindeki nasıl ayarlıyorsun böyle hayatını, hani sosyal hayatla antrenmanlar ne sıklıkla? Yani böyle. Sosyal hayat birazcık yok denebilir çünkü yani şöyle bir düzene oturtturmamız gerekiyor. Yani bazen günde tek antrenman, bazen de çift antrenman oluyor. Bu tam belli olmuyor. Ama ona göre tabii ki de antrenman saatine göre bir uyku düzenim oluyor. Ona göre yediğim işte kahvaltımdır, öğle yemeğim, onların hepsini ona göre ayarlıyorum. Hani yoğun ve dediği gibi tam böyle hazırlık döneminde çünkü çok yoğun tempo ile geçiyoruz. Çünkü sezon başladığı zaman maçlar da sürekli arka arkaya olduğu için hani antrenmanlarımız zaten hani maçlara yönelik karşı takımlar ne yapıyor, yani taktik açısından devam ettiği o kadar yükleme olmuyor. Ama tam bir yükleme dönemindeyiz. Böyle az kaldı zaten 6 Ekim'de ilk maçımız. Ondan dolayı böyle çalışmalar hala çok yoğun. Hani dediğim gibi yani sosyal hayat zaten olabildiği kadar diyeyim ama zaten önceliğim basketbol olduğu için hani antrenmanlardır veya kendi uyku düzenim, beslenmem olduğu için onlara daha çok yöneliyorum. Peki şu ilk an. Maç kimle, heyecanlı mısın? Nasıl çalışmalar? Fenerbahçe ile ilk maç. Allah. Derbiyle açıyoruz. Aa çok güzel. Bakalım tabii ki de heyecanlıyım. Çünkü yani ben de Galatasaray formasını ilk defa giyeceğim. Hani büyük bir camia, büyük bir kulüp. Hani büyük bir beklenti var. Ya umuyorum ki hani Zeynep abla genç bir takımız. Hani heyecan var, hani istek var ve hırslıyız da. Çalışmalar da ona göre gidiyor. Umuyorum ki sezonun ilk açılışında da hani büyük derbi olacak ama güzel şeyler heyecanlısın yaparız. Heyecanlısın tabii, evet. Ümitler. Peki Zeynep Hanım, şimdi size şunu soracağım. Hiç yani genel olarak Galatasaray kulübün, tabii ki şu an kendi kulübünüz, eskiden de bir geçmişiniz var. Sizce bu sezonda nasıl, yani performansınızla ilgili bir öngörünüz var mı? Bir de geçen sezonun değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Hiçbir maç... Tabii bize çok sorarlar bu işin içinde olan insanlara, bu maç ne olur, işte bu sezon ne olur. Tabii derbiyle açılıyor bir de. Şöyle, bizim takımımızın potansiyeli yani hem işte dediğim gibi daha tecrübeli olan Melis gibi, Pelin gibi, Merve Aydın gibi ve yabancı oyuncularımızın tecrübesi ve potansiyeli bence çok yüksek. Yani kağıt üstünde takımlara baktığınızda, ligdeki takımlara, biz üstteki takımlardan biriyiz. Ama hiçbir maç ve hiçbir sezon kağıt üstünde kazanılmıyor. Kağıt üstünde bizden daha pahalı, daha iyi kulüpler içinde geçerli. Var olan potansiyelinizi çok iyi bir şekilde çalışarak ve de maça çıkıp sahaya yansıtarak başarılı oluyorsunuz. O yüzden hani bu sezon şöyle olur, bu maç böyle olur demeyi ben hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Adım adım düşünmek lazım. Hiçbir rakibi gözümüzde büyütmemek lazım. İşte Fenerbahçe ilk maç, derbi, ay ne olacak falan, öyle hissetmemelerini istiyorum ben oyuncularımızın da. O da herhangi bir maç, herhangi bir takım. Sezonun ilk maçı olması ayrı bir heyecan. Tabii. Yani ilkler hep şeydir. İki taraf için de, onlar için de eminim, bizim için de bir heyecandır. Bir de tabii pandeminin araya girmiş olması, seyircisiz oynanmış olması geçen sene. İlk maça belki o anlamda daha fazla bir şey yüklüyor. Çünkü ilk defa %50 kapasitede olsa seyircimiz olacak. Kendi evimizde oynuyoruz ilk maçımızı. Ev sahibi. Evet, o anlamda açıkçası benim en heyecanlı olduğum şey o. Çok yani güzel. Çünkü Galatasaray'ın nereye giderseniz gidin Türkiye'de, her yerde, hatta Avrupa'da bile. Belli sayıda seyircisi hep gelir, destekler. Ve bilinen de sonuçta. Evet, yani o yüzden onlarla buluşuyor olmak, maçın seyircili olması, maç atmosferinin farklı olacak olması 1,5 yıl sonra
beni en çok heyecanlandıran o. Sezonda da dediğim gibi maç maç, adım adım, her maça ayrı hazırlanarak ve ayrı önem vererek, rakip seçmeyerek elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu psikoloji olarak da önemlidir değil mi? Yani bir oyuncuya da hani her ne kadar işte derbi o heyecanı katınca bilmiyorum motiveleri etkiliyor mu oyuncuların da hani bir maça böyle heyecan. Bir de fikstürümüz... Melis'e soralım. Evet. Yani her maç tabii ki de kendine göre farklı bir heyecan ama dediğim gibi yani ben önceden Fenerbahçe forması da giydim. Şu an Galatasaray forması da hani giyeceğim. Hani derbiler çok başka oluyor yani nasıl futboldur veya işte voleybol yani başka branşlara baktığımız zaman da böyle olduğu için tabii ki bizlere bir derbinin bir heyecanı başka oluyor. Evet şimdi Melis sana bir soru geliyor. Fenerbahçe'de oynadın. Ben bunu bir Fenerbahçe basın toplantısında Sayın Ali Koç varken bir soru sormuştum. Ayrılan bir kişi vardı o sırada takımdan pozisyonunu bırakıyordu. Dedim ki hani rakip bir takıma gidip orada yöneticilik yapılsa ne hissedersiniz veya yapar mısınız nasıl yaklaşırsınız demiştim. Böyle bir hani profesyonel güzel bir cevap almış. Ama sorum da beğenilmişti. Şimdi sen Fenerbahçe'de oynamışsın önceden. Şimdi Galatasaray yani bu geçişte hani senin profesyonel hayatın gereği ne hissettirdi sana? Ne düşündürdü? Yani dediğiniz gibi biz profesyonel bir iş yaptığımız için hani tabii ki de orası da başkaydı. Şu an burası da çok başka. Hani ben şu an mesela Galatasaray'da olduğum için hani benim için de bu kulüp, bu camia, buradaki taraftar ve buradaki takım arkadaşlarım burası benim için önemli. O zaman o taraftı, şu an burası. Yani ben profesyonel dediğim gibi baktığımız için şu an burası benim için önemli. Hani orası deseniz orası ayrı ama ben öyle şu an sadece Galatasaray olarak bakıyorum tepki yani. Tepki hiç aldığın oldu mu ya da böyle hani önceden hani bir böyle denir ya. Ya tabii arasında. Ki oluyor. Çünkü taraftarların bakış açısı bazen farklı olabilir. Hani Fenerbahçe'yi destekleyen, Galatasaray'ı destekleyen bir sürü insanın farklı farklı yorumları oluyordu. Ama dediğim gibi ben işimi severek yaptığım için hani şu anda dediğim gibi bu camiadayım ve bu kulüp için elimden gelen en iyisini yapacağım o sahada. Tek düşüncem. Güzel oldu. Fikstürünüz nasıl peki Zeynep Hanım? Bir sonraki maçlarınız nasıl devam ediyor, seyrediyor? Belli mi şimdiden? Evet belli. İlk bir ay aslında kolay bir fikstür değil. Hem ligde hem Euroleague'de. Fenerbahçe ilk Euroleague maçımız bizim. Hı-hı. Aynı gruptayız Fenerbahçe ile. Daha sonra Kursk maçı var. Rus takımıyla oynuyoruz bir hafta sonra. Deplasmanda oynuyoruz. Sonra iki tane üst üste yine Euroleague'de evde maçımız var. BOTAŞ deplasmanına gidiyoruz. Ay sonunda da yine bu sene çok büyük paralar harcayıp aslında ciddi bir kadro kuran kağıt üstünde Çukurova, Mersin Çukurova maçı oynayacağız. Hı hı. Burada hep sezon başı zor fikstür aslında hani birçok takımın gözünü korkutur ama takım olmayı başarabilen, sezona iyi hazırlanmış olan takımlar burada ön plana çıkar. Bir de özellikle mesela Fenerbahçe'nin de bizim de bazı oyuncularımız eksik olabilir. Amerikalılardan bahsediyorum. Amerikalı rotasyonunda WNBA'in bitmemesinden dolayı. Orada tabii hani takım için kimlerin gelip kimlerin gelmediği dengeleri birazcık herhangi bir taraf lehine aleyhine değiştirecek bir durum yaratabilir. Biz de bekliyoruz açıkçası. Biraz tabii şekillenmiş durumda WNBA'de playoff'a kalan takımlar ve ileriye doğru gidecek olan takımlar ama yine de son anda bir şeyler de değişebilir. Hazır siz böyle konuşmuşken yani Women's NBA ile ilgili şöyle bir sizin de düşünceniz. Yani Türkiye'deki basketbol ve yurt dışında böyle minik bir kıyaslama yapacaksanız eğer Melis senden de duymak çok isterim. Hani izlediğimiz karşılaşmalar dahil. Ne düşünürsünüz? Sizce kadınlar yani kadın basketbolunda Türkiye nerede? Nerede yer alıyor? 2009'da başlayan ve 2014 Dünya Şampiyonası'na kadar aslında böyle müthiş bir çıkışla devam eden Türk kadın basketbol adına milli takımlarda çok önemli başarılarımız oldu. O dönem bir altın jenerasyon yakalamıştık. Ve onlara da 2000'li yılların başından itibaren çok ciddi planlama ve yatırım yapılmıştı. Bunu tabii gönül isterdi ki bunu biz bir sonraki jenerasyonla da aynı ivmeyle devam ettirelim. Fakat tam istediğimiz gibi şu anda gitmiyor açıkçası bu iş. O yüzden yani bizim hedefimiz işte şimdi Merve gibi, Pelin gibi, Tilbe gibi, Melis gibi yani işte 94, 95, 96 jenerasyonundan belki 4-5 oyuncuyla. Tekrar 99'dan itibaren işte 2001, 2002, 2003 jenerasyonunda önemli oyuncular var. Yani biraz önümüze bakıp o aradaki kayıplardan dolayı çok hayıflanmadan ama ileriye doğru
plan program yaparak ve kızlarımızı hazırlayarak yeni başarılara ciddi şekilde potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Harika. Burada tabii işte bir devşirme oyuncu konusu var. Tekrardan oyuncu devşirmeli miyiz, işte kısa mı devşirmeliyiz, uzun mu vesaire. Biraz yine Avrupa basketbolunun ve dünya basketbolunun da önümüzdeki 10 yılındaki jenerasyonlara bakarak verilmesi gereken bir karar. Hı hı, oyuncu almak. Yani belki hiç yapmayacağız. Sadece kendi oyuncularımız, elimizdeki oyunculara güveneceğiz. Biraz da sabretmek lazım. Hı. Yani Türk insanı sportif başarı konusunda maalesef çok sabırsız. Hı hı. Daha sezonun ilk haftasındaki bir kayıba inanılmaz reaksiyonlar tepkisel gösterebiliyorlar. Biraz, değil mi? Evet, özellikle de milli takım seviyesinde inanın sporcularımız çok uzun ve çok zor bir sezonun sonundan, bu bütün branşlarda kadın erkek, en yorgun oldukları dönemde müthiş fedakarlıkla milli takıma geliyorlar. Ve çok gönülden orada tekrar bir yüklenmeye giriyorlar, tekrar yeni hedeflere konsantre olmaya çalışıyorlar. Buna çok saygı duymak lazım. Yani çok, evet, orada hiçbiri işte Türk insanının başını öne eğmesini istemiyor veya bunu hayal etmiyor. Yani herkesin hayalleri, hedefleri çok yüksek. Ama sporda her türlü sonuç var. Biraz sabırlı olmayı ve milli sporculara özellikle de çok saygı duymamız lazım. Pekala, şimdi biraz süremizin maalesef sonuna geliyoruz. O sebeple hemen böyle son bir sorumu ben yöneltmek istiyorum. Karşılaşmalarda böyle Melis, hani zorlandığın unutulmaz bir anın var mı, bize anlatabileceğin, hani zorlukta yaşamış olabilirsin, unutamadığın bir şey olmuş olabilir, farklı bir hikaye varsa senden duymak çok isterim. Yani unutamadığım şöyle olabilir, Fenerbahçe'nin ayrılacağım son sezon, altta da gelişim takım var dediği gibi ben de orada avlalık yapıyordum. İşte ben 96 jenerasyonundayım. Mesela 2000-2001'li kızlarla birlikte hani birincilikte biz süre alıyorduk onlarla. Böyle bir takım vardı. Benim de tam ayrılacağım son sezonumdu. Ya onlarla birlikte biz hani inanılmaz bir takım olduk ve namağlup şampiyon olmuştuk. Hani sonrasında o takım bir üst lige çıkmış falan. Benim için unutulmaz olan oydu. Yani onlara böyle ablalık yapıp onlarla böyle güzel bir basketbol oynamak ve çünkü karşılarında gerçekten hani yaşlı, demeyeyim de hani tecrübeli oyuncuların olduğu bir sürü takımlar varken biz o çok genç bir kadroyla namalip şampiyon olmak benim için unutulmaz bir çok anıydı. Çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman bundan sonra şöyle bakabiliyor musun? İşte kadınların yani basketbol içerisinde başarıları sence Türkiye'de ne durumda, ne değer? Yani sen ne düşünüyorsun kadının basketbolda? Yani şöyle tam olarak tam şekilde böyle hani iyi yaklaşım ve yani değer gösteriliyor mu derseniz bence gösterilmiyor. Daha çok şey yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Hani kadın basketbol olsun veya kadınların yaptığı her iş olsun bence biraz daha destek almamız gerekiyor. Hı hı. Ben basketbol açısından da gerçekten dediği gibi biraz sabretmemiz gerekiyor ama hani sonunda gerçekten ben Türkiye'de bu kadın basketbolunun çok ileri seviyeye geleceğini düşünüyorum. İlerleyecek diyorsun. Aynen. Yani. Yurt dışında takip ediyor musun NBA'yi ya da hani başka sporcu olarak böyle okuduğun, takip ettiğin ya da hani karşılaşma? Ya benim için bu sene basketbolu bıraktı. Sonya Petrović vardı. Sırp milli takımında aynı pozisyonda oynadığım oyuncu. Yani onu inanılmaz beğenirdim. Hani kendisi böyle idol aldığım insanlardan biriydi. Tabii ki de takip ediyorum çünkü dediğiniz gibi hani onlar da bize oynamaya geliyorlar. Biz neden gitmeyelim? Hani bir sürü insan gidiyor. Hani Avrupa olsun, Amerika olsun sürekli takip ediyorum zaten ve bir sürü takımla da takım arkadaşı oldum çoğuyla da. Ondan dolayı takip ediyorum. Ve umuyorum ki hani Türkiye'den de birçok oyuncunun hani gençler olsun veya bizim jenerasyonda orada da gidip onlarla birlikte hani Avrupa olsun, Amerika olsun hani onların arasında da katılacağımızı düşünüyorum. Kendi izlediğin, baktığın böyle hani takip ettiğin basketbol dışında branşlar var mesela, izlediğin oyunlar, gittiğin maçlar oluyor mu kişisel hayatında? Ya tabii ki de mesela kadın voleybolu zaten sürekli gidip izlerdim. Onları takip ediyordum. Onlar da çok başarılılar şu an. Büyük bir ivme yakalamışlardı. Erkek basketbolunu izlemeyi çok seviyorum. Onlar da ayrı bir keyif veriyor. Özellikle Avrupa basketbolu. Çünkü orada daha farklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ve izlemek çok hoşuma gidiyor. Kendi basketboluma da onları izleyerek bir şey kattığımı düşünüyorum. Bu şekilde. Gelecekte yurt dışı planın var mı Melis? Var. Çok gitmek istiyorum. Gönderiyor yani muyuz Melis? Yani dediğimiz gibi mesela yani Türk kadının en azından hani Avrupa'da da yani yurt dışında, Türkiye dışında bir, herhangi bir yerde de bir başarı elde edebileceğini düşünüyorum. Hani bundan da neden ben yapmayayım diyorum. Umarım da bu gerçekleşir. Harika. Siz yollar mısınız oyuncularınızın gitmesini, ne düşünürsünüz? Eğer onun için, onun gelişimi ve kariyeri açısından en doğru yerse hepsini desteklerim tabii ki. Ama bizim hedefimiz ve benim hayalim, benim jenerasyonumda olduğu gibi Türk oyuncuların, Türk takımlarında
başrolleri ve sorumlulukları aldığı yabancı oyuncuların tamamlayıcı oyuncu olarak. Bu milli takımın uzun vadedeki başarısına da kesinlikle yansıyacaktır. Benim hayalim o. O yüzden öncelikle tabii ki üst seviye Türk oyuncularımızın, bütün Türk takımlarının en önemli oyuncuları olması benim hayalim. Ama yurt dışına da dediğim gibi kariyerleri açısından gitmeleri gerekiyorsa, doğru takımsa, doğru zamansa hepsini desteklerim. Harika. Siz milli takımda Galatasaray oyuncuları ne yoğunlukta bu arada Zeynep Hanım? Son kadroda Pelin ve Melis vardı değil mi Melis'ciğim? Evet. İkisinin de aslında çok iyi geçirdiği bir turnuva oldu. Biz takım olarak Avrupa Şampiyonası'na maalesef gruptan çıkamadık. Ama Pelin ve Melis için çok güzel bir turnuva oldu. Yani Melis için özellikle çok ilk defa milli takımda bu kadar parladığı bir turnuva oldu. Milli takım tecrübeni o zaman kısa bir dinleyelim senden. Nasıldı? Yani şöyle uzun yıllardır zaten kamplara gidip oynuyordum. Ama bu sene Avrupa Şampiyonası'na gitme fırsatı buldum. Çünkü sakatlıklardan dolayı böyle şanssızlıklar yaşadım. Gidememiştim. Bu sene de öyle bir şey olmuştu aslında. Hani sezon sonu ameliyat oldum. Ameliyattan sonra tedavi sürecinden sonra kampa katıldım ve turnuvaya gittim. Orada da dediği yani benim için iyi geçti turnuva. Hani takım olarak tabii kötü bitirdik. O bizi çok üzdü. Çünkü daha farklı şeyler kesinlikle yapabilirdik. Ama kendi açımdan iyi geçti dediğim gibi. Hani güzeldi ya. O halde ben sizi ağırlamaktan çok memnun oldum. O kadar güzel ki gerçekten hani süreyi çok çok aştık gibi hatta ama ben bitsin istemedim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Umarız bu önümüzdeki maçlarda hepsinde güzel skorlarla da ayrılabilirsiniz. Hatta derbi diyoruz değil mi? Bu heyecan ben de izleyeceğim şimdiden. Hatta, bekleriz tabii ki. Evet, çok memnun çok oluruz. Sizi aynen, orada görmek basketbol isteriz. Farklı. Siz diğer branşları da aynı zamanda takip ediyor musunuz bu arada Zeynep Hanım son olarak? Ben de erkek basketbolu takip ediyorum yakından. Futbola ilginiz var mı? Futbola son yıllarda açıkçası biraz daha eskiye göre ilgim azaldı. Asıl ilginç olan ben 5 yıl Futbol Federasyonu'nda çalıştım. Aa öyle mi? Evet ve kadın futbolu bana bağlıydı. Yani yaklaşık 2008-2009 yıllarında 3-4 takımlı olan kadın futbol liginin sayısının artması başlıca hedeflerimizden biriydi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadın takımı kurması o zamanki en önemli hedeflerden biriydi. Şimdi bunun gerçekleşmiş olması yani 10 küsür yıl, 12 yıl sonra da olsa çok güzel bir gurur, beni ayrıca da çok mutlu ediyor. Peki Zeynep Hanım bir de sizi böyle bırakamadım. Sorular sorup duruyorum ama erkek basketboluyla kadın basketbolunun eşit olduğunu düşünüyor musunuz? Son olarak böyle bir sizden iki mesaj alalım. Yani izlenme de diyeyim, verilen değer de diyeyim ya da işte baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eşitlik yok. Yani eşitlik ve adalet biliyorsunuz çok tartışılan iki kavram. Eşit olmak zorunda değiliz ama adil fırsat eşitliği anlamında adil davranılması en büyük isteğimiz her zaman. Kadınlara pozitif ayrımcılık anlamında söylüyorum. Aklınıza gelen böyle çok spesifik bir hani sıkıntı ya da yaşadığınız bir problem oluyor mu böyle? Hani kulüp için nereye giderseniz ya da işte mesleğinizi icra ederken bu? Yani şöyle söyleyeyim, benim de zaman zaman kadın olduğum için zorlandığım dönemler oldu futboldayken de, basketboldayken de. Aslında bunun sebebi çoğunlukla erkekler değil. Bu alanda çalışmaktan imtina eden, çekinen kadınlar bence. Yani spordan sonra kadınlar işte evleneyim, çocuğum olsun. Yani çünkü 35 hatta artık 40 yaşına kadar süren bir kariyer ve ondan sonra da alarm çanları çalıyor. Yani ben ne zaman anne olacağım, ne zaman aile kuracağım gibi biraz o tarafa kayıyorlar. Ama bence orayı da halledip hızlı bir şekilde. Devamında çocukla birlikte devam ediyor. Evet, sporun içinde yani işte bu sizin gibi medya sektöründe olabilir, hakemlik olabilir, yöneticilik olabilir. Birçok alanda kadınların çalışmayı istemesi ve böyle hedef koyması lazım. O zaman da hani ben zaten geldiğim günden beri milli takım tarafından da çok destekliyorum kadın antrenörleri, kadın yöneticileri. Yani oyuncuların daha oyunculuk döneminde böyle hedefler koymasıyla bu iş ancak düzelir. Peki benim için böyle bir mesaj var mı kadınlara vermek istediğin, işte yeni basketbola hayata adım atmak isteyen, sporcu olmak isteyen küçük kız?
kardeşlerimiz diyeyim. Yani şöyle diyeyim, ben de mesela basketbola sıfırdan gelmiş biriyim ve 7 yaşında başlamıştım. Şu an 25 yaşındayım. Kaç yıl olduğunu ben de şu an fark etmiş oldum. Yani dediğim gibi tabii ki de sporu teşvik etmek isterim. Çünkü kendi kendine bir yerden bir yere gelince, dediğim gibi şu an mesela amir takım forması giyiyorum. Büyük bir kulübün sporcusuyum. Ve sıfırdan gelmiş ve bu başarıları elde etmiş olmanın mutluluğu ve gurur çok başka bir şey. Hı-hı. Hani ailenin duyduğu hani mutluluk ve gurur çok başka bir şey. Kesinlikle kız çocuklarını da hani basketbola teşvik etmek isterim ve inşallah da yaparlar. Evet, ben de bunu hem izlediğimiz böyle hikayelerde hem YouTube'da görüyorum. Küçücük kız çocukları gerçekten ailelerde çok önemli değil mi Zeynep Hanım? Teşvik etmeleri belki bir bakıma çocuklarını. Evet, kesinlikle. Yani öğretmenler çok önemli. Hı-hı. Aileler çok önemli. Hı-hı. Ben şunu söyleyeyim son olarak. Tabii. Gerçekten Türkiye'de her branşa yetecek kadar yetenek var. Yani hep voleybola kaçıyor kızlar deniliyor ama basketbola da voleybola da yetecek kadar yetenekli kız çocuğumuz var. Ve her kız çocuğunun içinde de müthiş bir potansiyel var. Kesinlikle. Yeter ki bizler, biz bu sporun içinde olan yöneticiler, antrenörler, onların önünü açacak fırsatları yaratalım ve onları destekleyelim. Umuyoruz gerçekten. Hem bu programımızda izleyicilerimize güzel mesajlar vermiş oluruz. Böyle ilham verici hikayeler anlatmış olduk. Bu sayede umuyoruz güzel mesajlar da iletilir. Biz de bir şeylere katkı sağlamış oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Süremizi de çok açtık ama çok keyifliydi. Sizlerle röportaj yapmak, konuşmak, sohbet etmek. Umuyoruz maç sonraları güzel zaferlerinizi de duyarız. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Spor Türkiye'den Spor Yöneten Kadınlar programımızın sonuna geldik. Lütfen bizleri beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.